Ve şimdi Manchester, New Hampshire'da Alparslan Esmer'e bağlanıyoruz. Alp, seçimlerden çıkan sonuç ne oldu? Sonuçlara Amerikan siyasetinin daha çok dışından isimler damga vurdu diyebilir miyiz? Demokratlar ve Cumhuriyetçiler açısından nasıl bir tablo çıktı ortaya? Hülya, anketler yanıltmadı. Siyasi geleneğin tamamen dışındaki isimler Bernie Sanders ve Donald Trump dün gece New Hampshire'da gerçekten büyük zafer kazandılar. Liberal, nispeten liberal seçmen yapısına sahip olan New Hampshire gerçekten bu sefer Amerika genelinin daha farklı bir görünümünü ortaya koydu. Demokrat Parti'den Bernie Sanders ve Cumhuriyetçi Parti'den Donald Trump. Bir aday sosyalist, bir aday sansasyonel açıklamalarıyla gündemden hiç düşmeyen bir kişi. Politika geçmişi yok. Daha önce bir ofise seçilmedi. Şimdi son yüzdelere bakarsak, hangi aday ne kadar kazandı diye bakarsak, aslında tabii oyların neredeyse yüze yakını sayılmış durumda New Hampshire'daki ön seçimlerde. Bernie Sanders %60 oy aldı New Hampshire'lılardan. Rakibi Demokrat Partili yine Hillary Clinton, eski Dışişleri Bakanı %38 oy aldı. Cumhuriyetçi Parti'ye bakarsak Donald Trump burada %35 aldı. Onu John Kasich izliyor, Ohio valisi %16 ile. Üçüncü sırada Texas Senatörü Ted Cruz var %12 ile. Ve Florida eyaletinin eski valisi Jeb Bush ve aynı eyaletin mevcut senatörü Marco Rubio %11 ile takip ediyorlar bu adayları. Şimdi işin gerçeği, Iowa'daki sonuçlarda gördüğümüz gibi geçen hafta Iowa ön seçimlerinde birinci olarak Demokrat Parti'den Hillary Clinton ve Cumhuriyetçi Parti'den Ted Cruz gelmişti ama New Hampshire'ın farklı zaten tercih yapacağını aşağı yukarı son kamuoyu anketleri gösteriyordu bu sonuçları. Burada tabii şunu söyleyebilirim, özellikle Hillary Clinton açısından, Hillary Clinton Iowa'da sadece 0.2 puanla Bernie Sanders'ın önündeydi, fakat New Hampshire'a geldiğimizde Bernie Sanders Hillary Clinton'a %22 fark atmış durumda Hülya. Evet Alp, başkanlık için yarışan siyasetçiler nasıl açıklamalar yaptılar sonuçlar geldikten sonra? Bundan sonraki süreçte kazanamayan aday adayları yarışa devam eder mi? Ayrılması beklenenler var mı? Burada aslında kaybedenlerden başlasak daha iyi olur. Özellikle mesela New Hampshire'da kaybeden Hillary Clinton'dan başlayalım. Hillary Clinton aslında ulusal kamuoyu yoklamalarında birinci, Bernie Sanders'ın önünde. Fakat New Hampshire'da kendisine şans verilmediğini söylemiştik. New Hampshire'da Hillary Clinton 8 yıl önce buradaki ön seçimlerde Barack Obama'ya karşı kazanmıştı. Ama şansı bu seferki ön seçimlerde ne yazık ki bu kadar iyi gitmedi. Dün Hillary Clinton yenilgiyi kabul etti. Kocası eski başkan Bill Clinton'la yandaşlarının, destekçilerinin karşısına çıktı. Bernie Sanders'ı kutladı, teşekkür etti. Ya aslında Cumhuriyetçi Parti açısından da bakarsak, onların kaybedenleri açısından, dün de söylediğim gibi New Hampshire ön seçimleri bir tür eyleme, bir tür baraj niteliğinde ve adayların makul bir sayıya inmesi açısından önemli bir dönüm noktası burası. Cumhuriyetçi adaylara baktığımızda, bir de dün yine onu da söylemiştim, bazı adaylar sürpriz yaşayabilir diye. Çünkü seçmenlerin büyük çoğunluğu kararsız, sonradan karar veriyorlar, kararlarını son güne saklıyorlar diye. Buradaki en büyük şans da Cumhuriyetçi Parti içinden ikinci gelen John Kasich içindi. John Kasich bu şekilde aslında kamuoyu yoklamalarının altındayken artık yarışa devam kararı almış durumda. Belki Ted Cruz için sürpriz olmadı. Dindar adayın burada çok fazla bir seçim tabanı olmadığını biliyoruz zaten. Jeb Bush ve Marco Rubio gibi Washington'u daha iyi yakından tanıyan adaylar ne yazık ki burada çok iyi sonuç almadılar, ama onlar da yarışa devam etmek kararı aldı. Belki bir şanssızlık New Jersey valisi Chris Christie için, çünkü artık bu adaylar aldıkları yüzde miktarı tek haneli ve Chris Christie'nin New Jersey'ye döndüğünü biliyoruz ve yakında aslında yarışa devam etmeyeceğini açıklayabileceğini söylüyorlar. Yine Carla Fiorina ve
Ben Carson gibi adaylarda buradan çok düşük sonuçlarla ayrıldı ve açıkçası yarışa devam edip etmeyeceklerini tam bilmiyoruz. Şimdi Cumhuriyetçi adayların kazanına gelirsek Donald Trump 69 yaşında emlak devi, sansasyonel açıklamaları var, bunu hepimiz biliyoruz. Dün yaptığı seçim zafer konuşmasında Amerika'yı yeniden büyük devlet haline getireceğiz dedi destekçilerinin önünde, ama bunu eski yöntemle yapacağız dedi. Trump'ı bildiğimiz kadarıyla Meksika sınırına duvar örmeye çalıştığını söylemişti. Kaçak yabancı ülkeden sınır dışı edeceğini söylemişti. Müslümanları Amerika'ya almamayı önermişti. Bu aday Bernie Sanders'ı da dün eleştirdi Demokrat Parti'den. Bernie Sanders ülkeyi elden çıkarıyor diye bir suçlamada bulundu açıkçası. Şimdi tabii dün gerçekten New Hampshire ön seçimlerinin asıl kazananı Bernie Sanders olmuş gibi görünüyor. Dün de söylediğim gibi burada çok fazla destekçisi var. Özellikle genç kesimden çok destek alıyor. Bernie Sanders 74 yaşında. Gelir eşitsizliğine çok dikkat çeken bir aday. Orta sınıfın mağdur olduğunu söylüyor Amerika'da. Zenginleri daha fazla vergilendirmek istiyor. Politikacılara büyük sermayelerin bağış yapmasına kesinlikle karşı, kendisi de almadığını söylüyor. Onun dışında Amerika'ya ucuz, kapsamlı sağlık sigortası getirmek istiyor. Üniversite eğitimini ücretsiz hale getirmek istiyor. Bu konularda kendini her zaman demokratik sosyalist olarak tanımlayan bir aday, ama bizim bildiğimiz Avrupa standartlarında Bernie Sanders aslında sosyal demokrat bir politikacıdan farkı yok diyebiliriz. Bernie Sanders dünkü konuşmasında rakibi Hillary Clinton'a da teşekkür etti. Açıkçası iki rakip arasında son derece medeni bir rekabet yürüdüğünü söylemekte fayda var. Dün Bernie Sanders'ın tabii zafer konuşmasını yaptığı seçim karargahına da tezcanla birlikte uğradık dün akşam. Tabii coşkulu taraftarları binanın çevresinde toplanmıştı ve yavaş yavaş herkes o soğukta içeri girmeye çalışıyordu. Bazılarıyla konuşma fırsatı bulduk o kişilerin. Neler hissettiklerini sorduk. Şimdi ekranlarımıza bu kişilerin görüşlerini getirmek istiyoruz. Bu sabah oy verdim. Uzun bir liste vardı ve Bernie de oradaydı. Ben Bernie Sanders'ın değişim yaratacağına inanıyorum. Bugün kazanılan zafer için çok heyecanlıyım. Bir müddettir Bernie Sanders'ı destekliyorum ve yaptığı toplantılardan 3-4 tanesini izlemişimdir. Bernie Sanders için oy vermemin en büyük sebebi otizmli bir kızım olması. Çünkü Sanders engelli hakları ve yardıma ihtiyacı olan kişiler için uzun zamandır çalışıyor. Bernie Sanders siyaset ve büyük şirketlerden gelen paranın ilişkisini kesmek istiyor. Neden Bernie Sanders'a oy verdim? Çünkü o Amerikalılar için en mantıklı, en yerinde aday. O halkın başkanı ve inanıyorum ki Amerika'nın başkanı olacak. Uzun zamandır beklediğimiz kişi o. Evet, aslında Bernie Sanders burada gerçekten zaferini şöyle değerlendirdi. Halk gerçek değişim istiyor diye değerlendirmişti ve dün konuştuğumuz insanlarda bu gerçek değişim beklentisini gördüğümüzü söyleyebiliriz. Şimdi artık New Hampshire'da bir ön seçim macerası sona erdi. Bundan böyle Haziran'a kadar Amerika'nın 50 eyaletinde ön seçimler devam edecek. Ondan sonra da Temmuz ayında kurultaylar var ve Kasım ayında da seçim var. Bu şekilde de artık bir ön seçim macerası New Hampshire'da sona ermiş oluyor Hülya. Teşekkürler Alparslan Esmer ve iyi yolculuklar. Yarın Washington'da görüşmek üzere diyoruz. Evet, dediğin gibi New Hampshire ön seçimleri bitti ve böylece geride bıraktık bu Iowa ve New Hampshire bölümünü. Alparslan Esmer'e tekrar teşekkür ediyoruz. Tezcan Taşkıran'la birlikte verdikleri haberler için.